Hello. Gerçekten. İyi. Nasıl? Hoş geldin buraya. Hoş bulduk yani. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Bora yönetmen, Bora Tarhan. Ama ne yönetmeni? Ya da nasıl bir yönetmen olarak anılıyorsun, anılmak istiyorsun? Tabii ki film yönetmeni olarak alınmak istiyorum ama şu ana kadar sadece müzik videosu yaptım. Kısa denemeler hariç. Kaç zamandır? Bir de sen sadece burada değildin. Hani klip yönetmeni derken yurt dışında da bulundun. Yurt dışında daha çok fotoğraf geçmişim var. Fotoğrafçılık, Hatta ressam. ressam. Onu biliyorum. Evet, birkaç personality var ama ilk çalışmaları Türkiye'de başladım video olarak. Ne zaman bu? 90'larda mı? Yok, çok Yok. uzun bir zaman değil. Nereden baksan 5 yıl falan oldu maksimum Ben herhalde. daha da eski zannediyordum ama nedense. Video yeni. Ha, okey. Ama sen resim, resimden fotoğrafçılığa, fotoğrafçılıktan video klibe mi geçtin? Süreç Evet, nasıl oldu? öyle bir süreç oldu. İlk önce resimle uğraşıyordum. Bir yandan başka işler yapıyordum. Sonra fotoğrafçılık da hep yan uğraştı ama daha sonra profesyonelliğe geçtim. Ondan para kazanmaya başladım. Sonra da hareket eden fotoğraflar daha çok cezbetti diyebilirim. Ama reklamda yaptın mı bu arada? Yok, yapmadım. Hiç yapmadın. Yapmadım. Yapmadım galiba hatırlıyorum. Yeni uyandı Boran'ız. Evet. Ya dişçiden geliyor zaten o yüzden. İğnenin etkisi olsa gerek. Evet, orada bir. Ben aslında seni böyle şey tek başına tanıdığımda baba olma ihtimali çok vermiyordum. Ama babasın. 22 yaşındaki bir, çok güzel bir kızın da babasısın. Evet. Hani ilk şaşıran da ben değilimdir herhalde. Ya evet, çok büyük şaşkınlık tepkisi veriyor insanlar. Çünkü ben biraz tersinden başladım. İlk önce baba oldum 20'li yaşımda. Daha sonra işte hayata atıldım. Yani o zaman da hayatın içindeydim ama ters gelişti. Şu anda tabii ki üstümde kızımın büyümüş olmasının dolayısıyla bir rahatlık var. Ne yapacağını çok iyi bilen bir kıza benziyor ama. Bayağı küçük, bu da çok iyi. Çok tecrübe gördüm. Onun için daha enteresan bir experience bence. Yani babası uzakta böyle bir adam. Ve çok iyi bir ilişkimiz var. Çok iyi arkadaşız en başta. Evet, fark ettim onu. Bir de sen sadece burada kalan bir insan değilsin yani. Daha yakın zamana kadar Güney Amerika'daydın. Evet. Orada ne kadar vakit geçirdin? Ya bir de oralar niye gidiyorsun mesela? Hani kendini buradan uzaklaştırmak için mi yoksa yeni bir şey görmek, tatmak için mi? Niye gidiyorum? Bir gitme hali bende hep var. Evet, bu en son bayağı bir ay Güney Amerika'daydım. Oraya niye gittim? Aslında burada kaldığımda çok bazen sıkışmış ya da tekrar hissediyorum kendimi. Üretmek istediğim noktada bir tıkanıklık gibi bir durum İstanbul'da karşılaştığım şey. Güney Amerika'da gittim, bir sürü yeni ışık alıp onu gelip buralarda yansıtmak da derdim aslında. İşte bir sergim olacak yakında. Ne sergisi? Mix Sen medya. ama buraya hani şey, klip yapıyorsun, ondan önce resim yaptın, fotoğrafçılık yaptın. Şimdi mesela ben sergi yaptığını biliyorum, duydum. Senden duymuştum. Buna da film hazırlığı da var, uzun metraj. Evet. Klip de devam ediyor herhalde yine. Benimki aslında görsel olarak dışa vurum. En iyi şekilde nasıl anlatabilirsem onu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu kadar çok farklı şeylerle uğraşmanın şey mesela bir tabii ki biyolojik veya şey duygusal bir ihtiyaçtır. Evet. Yani bir de onları tabii şeyi yaş ilerledikçe bunları başka bir şekilde kombinasyon da yapıyorsundur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Her şey kendi Çünkü akışına kolay göre bir... şeyler değil aslında bunlar. Hani ben de bunu bu programda herhalde çok üzerine basıyorum. Yani fotoğrafçı olmak kolay değil, ressam olmak çok kolay değil. Bir şey yönetmek, her ne olursa olsun klip yönetmek de, hareketli bir görsel yönetmek de kolay değil. Hepsini çok iyi beceriyorsun. Bütün bu şey yani bu sonuca yaptığın işlerden varıyorum. Hani bu hani şey, kolay şeyler değil ama tabii bugün bu etiketleri taşımak sanki çok kolaymış gibi. Bu akıllı telefonlarla işte birlikte böyle herkes fotoğrafçı, herkes blogger, herkes yazar, herkes yönetmen, Evet. herkes ressam falan. Hani herkes tasarımcı. Çok böyle hani ve yani çok çalışıyorsun. Ben biliyorum çok çalıştığını. Thank you. Kendime çalışabilme lüksüm var. O güzel bir şey. Daha önceden süregelen bir işimden dolayı gelirim var. Diğer kısımda da yapabiliyorum.
diye yapıyorum galiba. Hı. Sürekli bir daha ileri push etme hali var içimde. Anlatmak istediğim şeyi en iyi hangi mecrada anlatabileceğimi doğru gidiyor büyük ihtimalle. Fotoğraf, evet, orada bir film anlatıyorum. Tek karede bir duygu, an yakalıyorsunuz ama görüntülerin birleştiği bir şovda izleyiciye çok daha şey söyleyebilme imkanının var. O yüzden film beni çok cezbetti ve yapmak istiyorum ve peşinde koşuyorum, işte yazıyorum, çiziyorum falan. Yine orada zaten her şeye sen uğraşıyorsun bildiğim kadarıyla. Hani, evet. Hani bir her şeyine bir tabiri caizse burnunu sokmayı seviyorsun. Ama yani yeteneğin olduğu için yapıyorsun bunu. Galiba. Yani teamwork çok güzel tabii ki. Fakat iki türlü teamwork var. Yani gönüllülerin oluşturduğu bir proje, herkes rahat olacak, çalışacak. Bir de sistemin içinde commercial bir proje, hı hı, parayla yaptığın. Ama sisteme girdikçe ve o işe kaydıkça kendi içinden çıkanları değil, bir kombinasyon ortaya çıkarıp sunmak zorundasın. İşte şu şekilde beğenir, o zaman böyle yapalım. Bunu istiyor, ortaya şunu koyalım diye. Benim bireysel olarak çalışmamın nedeni tamamen pure ne geliyorsa onu verebilmek, herhangi bir etki altında kalmamak galiba. Ha, sergiden bahsediyorduk aslında. Yes. Yani sergiye dönelim. Mesela bu nerede yer alacak? Oradan ne sunuyorsun, ne sunacaksın? Fotoğraflarımın üzerine... Bu fotoğraflar bugüne kadar çekmiş olduğun fotoğraflar mı, yoksa bu Güney Amerika'daki... Güney Amerika'daki bir konsept. Colors of Dimension diye düşünüyorum. İsmini tam olarak daha koymadı. Ama fotoğraflarımı boyuyorum digitally. İşte birkaç tane instalasyon gene fotoğraflardan ve boyamadan bir işim olacak. İki tane de video olacak. Öyle bir sergi. Daha sonrasında da kitap. Ya bir de ağzın kuruyor ya. Bir şey içelim mi? Ya lütfen. Ne ya. İçersin? Geldiğinden beri. Ne içersin? Evet, kahve içeyim. Ne içersin? Americano sütlü. Dekorasyonunuz efsaneymiş. Sıcak çikolata. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sen yoga veya buna benzer şeylerle ilgileniyorsun aynı zamanda. Ona da vakit var. Beden sağlığı için. Ya, ilgileniyorum derken... Bir de bir şey var. Kamera arkasında süper rahatsın. Kameranın önüne geçince... Kesin. O kameranın arkasında karşıdaki insanlar rahatlığını isterken... Sen mesela şu anda... Bir çifte standart var diyorsun. Ama ben seni zorladım gelmek için, onu biliyordum, söylemiştin. Ya öyle bir şey var, çünkü hep kamera arkasında olmaya çok alışkınım. Ön tarafa geçince böyle bir... Lan. Peki bu mesela senin şey, çalışma şeklini değiştirir mi aslında? Evet, o kadar da yani böyle rahat olmak ya da rahat olmadan istemem. Yok, çok farkındayım insanların çektiğini, biliyorum yani. Tamam, okey. Ama senin gibi değilim tabii ki. Sen alışıksın mesela. Çok. Bayağı hiç kamera var yok umurumda değil adamın. Evet, şeyden bahsediyorduk ya. Yoga ve buna benzer uzak doğu. Yogaya yeni gitmeye başlıyorum. Hı hı. Onun dışında meditasyonla falan sürekli bir iç içeyim. Bir yandan da işte tai chi falan, onları yeni gitmeye başlıyorum. Beden sağlığı ve... Sen dikkat ediyorsun. Bedene, bir ara bayağı şey. Ben ne zaman seni görsem bir ara, hani bayağı güzel, okkalı güzel bir sofranından önce aslında spordan geldiğini. Yes. Buna ihtiyaç, proteine ihtiyacım var. Yalçın. Ya bize verilen bir hediyeye iyi bakmak lazım diye düşünüyorum. Güzel. Çünkü ne kadar iyi bakarsan o kadar rahat kullanabilirsin. Buradaki görevinde. Yoga yapıyorsun, tai chi. Bunların hepsini yani profesyonel olarak uğraşıyorum değil, sürekli gidiyorum değil, ama evet, mümkün olduğu kadar işte bir tanesi kız arkadaşım vasıtasıyla gidiyorum o yoga öğretmeni. Bir kız arkadaşın kimdi? Tai Chi. Ondan bahsetmişken, Bora ve Aşk
Sen wow. Aşık olmayı çok seviyorsun. Hazırlıksız yakalandım. Evet, buyurun. Bora ve aşk. Aşk güzel bir şey, besliyor insanı. Ya şey misin mesela, aşkı aşk olduğu için mi seven, yoksa hakikaten böyle bir kız, yani bir birisine duyduğun ilgiden dolayı yeniden tomurcuklar falan filan. Hani aşka sevdalı bir insan mısın, yoksa böyle kim olursa olsun ya da ortalama neyse, hani kriterlere uyan ortalama birisi varsa tamam yürüyelim falan, ama yoksa hani hakikaten böyle büyülenmenin peşinde olup o büyüyü arayan birisi misin aşkı yaşayabilmek için? Ya çok önceleri şey düşünüyordum, aşka aşığım, sürekli aşk var hayatımda, ben ilkokul birinci sınıfta, hatta 3 yaşından beri aşık oluyorum diye söyleyebilirim. Hep bir aşkım vardı ama şey girmeyeceğim, öğretmenine aşık mıydın falan. Büyülü kısmı şöyle, bence iki insan bir araya geldiğinde birbirlerinden bir şey öğrenmek ve öğretmek için bir araya geliyorlar. Tecrübe paylaşıyorlar. Her aşkın da insanlara öğrettiği bir durum var. Onu geçebiliyorsan bir sonrakinde başka bir şey öğreniyorsun falan. Geçemiyorsan sürekli tekrarlıyorsun. Ya da aynı insanla kavga edip hayatın boyunca kahrolabiliyorsun. Çok güzel bir öğreti aşk bence. Bir sanatçı için de en güzel beslenme kaynağı diyebiliriz. Benim için hep vardı. Yani ben hayata aşığım en başta. Oradan başlıyorum. Wow. Evet. Mesela şikayet eden birisi misin mesela durumlardan? Yani öyle olmadığını biliyorum ben. Değilim. Yok. Yani pozitif bir insansın hayata karşı duran. Evet, pozitif. Hayata karşı, pardon. Pozitif olmaya inanıyorum. Pozitif duruşa inanıyorum. Hayatım çok daha mutlu geçiyor. Negatif insanlarla karşılaştırdığımda kendimi. Kendi negatifliklerimi görüp ortaya çıkarmaya, sahiplenmeye de çok açığım. Şikayet etmek çünkü çok kolay. Yani her şey şikayete açık bir şey. Yani durumun, olmak istediğin yer evet, orası değildir falan. Çevren aslında daha iyi olsa, işin daha iyi olsa, aslında şu değil de bu olsaydım falan. Yani zaten her şey çok, hani şikayet etmek için çok, herkes için geçerli olan bir şey bu. Karanlıktan şikayet edeceğine bir mum yak demiş Confucius. Doğuya döndü. Kene doğuya döndü. Peki mesela ben şunu anlamaya çalışıyorum. Hani oralara geleceğim de mesela yogaydı, şurada bunda, bana biraz daha uzak şeyler şahsen, ben kendi adıma konuşuyorum da. Hani burada mesela Rumi varken, hani Japonlar geliyor Rumi'yi görmeye, Mevlana'yı görmeye falan. Hani bu topraklardan olan çıkmış bir şeyi öğrenmektense muson yağmurlarının yağdığı bir coğrafyadaki bir transa geçme ya da bir rahatlama biçimine ya da bir inanış biçimine meyilli olmak, buna daha sıcak bakmayı ben anlayamıyorum. Çünkü hani Mevlana bu topraklardan çıkmış olan bir şey ve bu dili, bu toprağı bilen, bu iklimi bilen bir insan ve onun dilinden çıkan yazıları okuyup bir şeyleri anlamaya çalışmaktansa buradan uzak olan, hakikaten bu coğrafyadan çok uzak olan bir inanışa sıcak bakmayı mesela ben anlayamıyorum. Öncelikle de bunun çok iyi bir marketing aracı olduğunu da biliyorum. Hani insanlar buna gitmeyi rahat... Ama niye mesela buradaki şeylere sıcak bakılmıyor resmen? Şöyle bir durum var. Ben okuyorum bayağı bir zamandır Rumi'yi. Hatta fırsat olursa gidip semazenlere katılıp bir iki session'a gireceğim. Hı hı. Ama bir şekilde bir şey öğrenmek için adım atan her insan bence çok iyi bir şey yapıyor. Eyvallah, neresi ona bir şey olsun demiyorum. Ama yani niye buradan başlamıyor diye ben de düşündüm. Büyük ihtimalle bu ülkede sıkışıyor insanlar. Bir nedenden dolayı. Yani Rumi buraya, yani buraya ait olan bir şey o. Yani Afganistan, zamanın Afganistan'ında doğmuş olan ve Farsça konuşan, %100 bu toprağa ait bir şey değil ama bu topraklarda, Konya'da yaşamış olan evet, ve bir şair, bir bilgi. Çok da sahiplendiğimizi düşünmüyorum. Yok. Yani. Türkiye olarak Rumi'yi. Yani hiç önümüze konmadı okul zamanlarında çok fazla. Biz sonradan keşfetmeye çalıştık hep. Evet. Değil mi? Ben mesela şey, yani liseyi Aksaray'da okudum ve bana mesela şeyler anlatılıyordu. Yani Osmanlı İmparatorluğu şuydu buydu falan, ama bitişiğimizde, yani coğrafi olarak, yani okulun bitişiğindeki Roma kalıntıları veya hani Kapadokya, hiç öyle bir şey yok. Yani bitişiğimizdeki şey, kitaptan bizden çok uzak olan şeyleri öğrenmeye sevk eden şey, o konuda bize bir şeyler verin. Yani bu tabii şey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyidir, ama bitişiğimizdeki var olan zenginliği görmeyip de hani uzaktakini anlamaya çalışmak ya da onu öğretmeye çalışmak
çok bana şey gel, bunu çok sonradan farkına vardım tabii. Evet evet yani Amerika'da bir sürü insan tanıdım. Sufizme çok meraklı olan, inceleyen. Öyle bir akım var. İnsanlar gayet kıymet biliyor, peşinde koşuyor, araştırıyor, kitapları var. Dünyanın bir sürü yerinde gerçekten Rumi'ye çok değer veren insanlar var. Bizim ülkemizde, bilmiyorum, şöyle bir psikoloji olabilir mi? Ben mesela İstanbul'da fotoğraf çekmiyorum fazla. Elime kamera alıp çıkayım da. Sebep? Sebep, burası benim için yaşadığım yer artık başka bir psikoloji. Toplum baskısı, mahalle baskısı, şu bu, bir sürü dertle uğraşıyoruz, geçim derdi, insanların mutsuzluğu falan filan. Burada ben evdeyim de burada enteresan bir şey yok. Burada çalışmam lazım, bir işim, bir arkadaşlarım falan. Fotoğraf böyle hep şöyle geliyor. Evet şu an bu dilim, bu zaman diliminde buradayız. Burada ne görebilirsem çekip çok güzel şeyler görüyorum. Yeni görüyorum, onları çekip ekspres etmek istiyorum gibi bir hisle elimde kamera çekiyorum. Her gün yaşadığın yerde o keşfi yapmaya gerek duymuyorsun. Çünkü zaten önünde. Rumi de burada dibimizde ama bence aynı his. İnsanlar burada sıkıştığı için ya da arayışlarını uzakta bulma şansı var. Bir de dediğin gibi tropik iklim, güzel deniz, Hindistan, Tayland. Daha cazip, ne yalan söyleyeyim, gidip spiritüel yolculuğuna oralarda başlamak. Ama eninde sonunda bu yolculuğa başlayan insanlar Rumi ile tanışıyor bence. Sen dediğine katılıyorum. En azından bir şey yapmak ya bir şeyi takip etmek pozitif bir şeydir. Evet, kesinlikle. Yani uzak olsun, yakın olsun. Sadece ben hani şey, buradan ziyade niye çok ötesinden başlanılıyor bu yolculuğa, onu merak ediyorum mesela. Ve yani çevremden en azından benim edindiğim şey bu. Yani çoğunlukla, şöyle bir şey de olabilir. Çoğunluk insan, hadi ben gideyim spiritüel olarak bir şeyler öğreneyim, kendimi geliştireyim diye gitmiyor. Tamam şimdi tatile gideceğim, nereye gidebilirim? Tayland süper, Hindistan süper. Oraya gidiyor ve orada bu konuda çok peaceful yaşayan bir community ile karşılaşıyor birkaç ya da. Onları görüp bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Aa diyor, Türkiye'de böyle bir durum belki rastlamıyor insanlar böyle bir duruma ve hayatlarına girmiyor bu konu. Gittikleri o güzel yerlerde rastladıkları insanlardan etkilenerek bu yolculuğa başlayan bir sürü insan var. Çok, bak mesela çünkü ben buraya gelen yabancı konuklarla konuşuyorum ve mesela buradaki misafirperverliğine, hani Türklerin genel olarak misafirperverliğine böyle hayranlık duyuyorlar. Hani böyle şey değil, ne hoş falan değil. Cidden bir hayranlık hissediyorsun. Ve mesela hani biz burada yaşayınca buradaki kaostan sürekli bahsediyoruz. Mikro ölçekte, makro ölçekte her hiçbir şey düzgün değilmiş gibi geliyor ama gelen yabancının ilk fark ettiği şey bu tür bizim artık hani belki göremediğimiz şey, güzellikler. Resmen güzelliktir. Çünkü ben Avrupa'da bunun olmadığını biliyorum. Evet. Yani bir fakir bir insanın hakikaten bir ekmeği varsa onu paylaşmaya hazır olduğunu biliyorum ben Anadolu'da. Gelenlere diyorum ki yani bir de Anadolu'ya gidin, oradaki herkese herhalde şey aziz falan zannedersiniz. Paylaşırlar zaten, evet. Yani öyle bir şey var. Ama biz bunları artık sadece böyle hani burada yaşaya sadece buradaki olumsuzluklarla, olumsuzlukların içinde boğulmaya devam ediyoruz. Pozitif bir şey görmekten biraz kendimizi alıkoymuşa benziyoruz. Bu arada artık şey, bir klibine geçmek istiyorum ben. Yaşasın. Yaşasın artık. Yeterince felsefe kardeşim, yani bu da nereye kadar? Bir şey soracağım. Mesela bir sanatçı gelip senden klip isterken sen klibi klipte mesela onun istediği şeylere yer veriyor musun, yoksa bu işi bana bırak, ben bu işin uzmanıyım, bırak ben yapayım mı şeklinde çalışıyorsun? Yani hiç öyle yaklaşmadım. Çünkü herkesin bir hayali var. Klip içinde kendi hayallerini gerçekleştiriyor sanatçılar. Dolayısıyla onları tatmin etmek durumundasın, bir de ortak bir iş yapıyorsun. Bu klipte hani ben Borat Arhan olarak buna imzamı atarım dediğim evet, bir klip. Evet, çünkü o tamamen bana bırakılmış bir işti. Konsepti yarattım, kafamda hayal ettim. Hepsi fotoğraflardan oluşuyor klibin. Senkron kısmı hariç. İlk klibin değil mi bu? İlk klibim. Birkaç bin tane fotoğrafın editlenip bir araya gelmesinden oluşuyor mesela. Edit kısmı ne kadar sürüyor mesela? Hani herkes mesela bu 3 dakikaya sıkıştırılmış bir görüntü ve müzik var. Ama yani bu işin hem öncesi ve sonrasında bayağı uzun bir iş var. Bayağı uzun.
bu iş çok yani uzun bir iş. 3 dakikaya işte. Sıkıştırılmış olan yani tecrübe ve şey, bilgi ve sanatsal yaklaşımın hani şey yoğunluğunu hiç kimse fark etmiyor aslında, bilmiyorsa da. Tabii tabii, bayağı uzun bir iş. Yani çok ciddiye alınmıyor dediğin gibi. Tabii maddi sorumluluklardan dolayı insanlar minimum parada bir klip yapmak istiyorlar ama harcanan emek ve yapılan iş aslında çok daha iyi olması gerekirken bir şekilde limitleniyor maalesef piyasaya göre. Piyasaya göre. Sen mesela yani New York'ta yaşadın, Montreal'da yaşadın. Mesela orada niye yaşamaya devam etmedin de İstanbul'a dönme kararı aldın? Hmm. Burada yerleşik bir hayat yaşıyorsun. Çünkü neticede mesela orada yapmak istediğine yakın, daha yakın şeyler yapma şansın yok mu? Ya orası daha hür değil mi? Bilmiyorum. Öyle. Daha çok imkan var. Yani insan, çalıştığın insanlar bir kere işlerini çok iyi yapmak istiyor. Herkes kendilerine ne koyabilirse koymak istiyor. Bir maddi kaygının ötesinde daha iyi iş yapabilme güdüsü ön planda. Burada onunla karşılaşmadım, yalan söyleyeyim. Daha başka bir ortamda geldiğinde. Fakat yine de İstanbul'a mı? Arkadaşlarım, özlüyorsun İstanbul'u, Türkiye'yi özlüyorsun yani. Hep özledim ben dışarıdayken. 98'den beri oralardayım. İşte 3 yıl oldu falan geleli. Geleli diyorsun ama yine bir geller var. Oluyor. Var. Ama işte burada evim var şimdi. Yani İstanbul'da yaşıyorum diyebilirim. İstanbul mesela diğer kentlerden ya da hani bildiğin kentler diyelim, çünkü onları orada yaşamışlığın var senin, böyle hani turistik olarak gezip de hani Floransa'ya aşık olmuş ya da Barcelona'ya aşık olmuş olan bir insandan değil, yani New York'ta yaşamış olan bir insan, Montreal'da, yani bunlar New York, ki yani New York çok büyük bir şehir ve çok her sektörde en iyi insanlarla karşılaşma şansın olan, hayat standartı çok yüksek olan ve seni de başka yerlere götürecek olan bir şehir olmasına karşın, yani İstanbul mesela oradan daha farklı olan arkadaşlarından ziyade mesela bir şey daha var mı? Atıyorum boğazıdır, martılardır, vapur ya, sesidir. Balık rakı var tabii. var tabii. Şöyle bir durum var. İyi bir şey üretiyorsanız Türkiye'de tabii ki daha çok şansınız var diye düşünmüştüm gelirken bir yandan da. Hmm. Kendime güveniyordum konuyla alakalı. Hala da öyle ama iş ön planda değildi buraya gelirken. Bir yaşam seçimiydi. Kızım buraya gelmek istemişti. Kızın gitti ama şimdi. Kızın gitti, ben kaldım. O üniversiteyi burada okuyup buranın kültürünü çok küçükten gitmişti. 3 yaşından beri Kanada'da. Hemen hemen. Burayı öğrenmek için ben Türkiye'ye gideceğim dedi. İyi, ben de gidiyorum, beraber taşınalım dedim. Ondan bir yıl önce geldim. O geldi gitti, ben kaldım gibi bir şey oldu. Ya bir sürü etken var gel bende. Başka ne var? Başka şeyler de var. Rakı balı. Mesela çok çıkan bir insan mısın? Akşamlar, geceler. Eğlenmeyi çok sever misin ya da? Son birkaç aydır evden çıktığım yok. Bazen bir dönem oluyor. İstanbul çok zevkli oluyor bazı aylarda. Dışarıdasın hep. Eylül çok güzeldi mesela. Şubat güzel. İstanbul için. Sevmediğin bir ay var mıdır İstanbul'da? Mesela şu dönem. Ya Temmuz, Ağustos falan biraz zor. Nem? Nem, sıcak, uf, ter, şehir, bir de o ayak açısın oluyor yani. Ben bir türlü bu şey, kış aylarına alışamadım. O da erken kararmadan dolayı, güneşi seven bir insan olduğum için. Evet, ya kışları hep böyle işim oluyor genelde. Evde o ekran karanlık olmak zorunda falan. Aslında benim için kış... Gece mi çalışırsın, gece, gündüz mü? Daha ha. Çok gece, yani ışıktan dolayı karanlık. Sessizlik. Sessizlik, gece. İşte müzik falan öyle tek başına. Okey, süper. Programımıza katıldığın için çok çok teşekkürler Bora. İyi ki geldin. Thank you. Çok sağ ol. Bye bye. Bora'nın kamera arkası hali. Duşun altında hangi melodiyi mırıldanırsın? Wow. Ya bazen bir türkü oluyor, bazen pop 80'lerden falan. En favori sinema karakteri? Baba, Marlon Brando.